Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere benim daha önceden açtığım sürpriz yumurtaları ve bir de Kinder Joy'u aldım bugün. Size onu göstereceğim arkadaşlar. Benim bugün maalesef ki ateşim çıktı. Bu yüzden hastaneye gittik. Bu nedenle de bugün normalde 3 video atacaktım ama 3 video atamadım. Onun yerine 2 video attım. Sarım yediğim için, bakın şuradayım. Sarım yediğim için maalesef bir video maalesef ki olmadı. Neyse, hadi hemen başlayalım. İlk önce şöyle bir ponili sürpriz yumurta. Bunun burası böyle kaplıydı. Ben açtım. Ve yanlışlıkla üstüne oturdum. Kapağını kırdım. Hızlı bir şekilde. Şöyle ponimiz var. Plastik bir poni. Böyle. Orada canı çok sıkılıyordu. Babam sıkılmayayım diye. Böyle bir poni sembolü bu şekilde, papatyalar ve bir de güneş. Böyle, bunlar çakma poni biliyorsunuz. Kafaları falan da çıkıyor. Böyle poniler, poni. Bir de şekerleme vardı. Şekerlemeyi ben çıkardım. Birinci oyuncağımız. Sonra şöyle bir Wings, böyle bir Wings oyuncak kutusu. Bunun içinden de dış kapı hala burada. Bir dakika. Evet, bakın. Dış kapı böyleydi arkadaşlar. Inksli sürpriz oyuncak hediyeleri diyor. Böyle. Kapağını açınca hepsi dökülüyor arkadaşlar. Şöyle bir Stella çıktı bana. Böyle Stella karakteri. Stella güneş perisi arkadaşlar. Böyle. Burada böyle bir sticker'ımız var. Burada bir perimiz var. Ben bu perinin adını biliyordum arkadaşlar. Ancak unuttum. Ama bu galiba müzik perisi olacaktı. Ama adını hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle bir sticker. Ve bir de şöyle puzzle çıkıyor. Ah. Bu puzzle bulunca. Bu puzzle oluşturduğunuzda Bloom karşınıza çıkıyor. Böyle oyuncaklar. Şimdi de size açmadığım Kinder Joy'u göstereceğim. Hadi bakalım. İlk önce şuradan açalım. Burada arkadaşlar çikolatası var. Burada kaşığı. Kaşığı çıkarttım. Hadi bakalım oyuncağımızı. Açalım. Açamadım. Açtım. Evet. Çok değişik bir şey çıktı arkadaşlar bana. Şöyle bir bakalım kataloğumuza. Çok güzel. Ben şimdi arkadaşlar ben bir bunu oluşturayım. Evet arkadaşlar, bana şöyle
Böyle bir oyuncak var. Bunu arkadaşlar istediğiniz şekilde bilekliklere vesairelere asabiliyormuşuz. Bir adet de böyle kalpli yüzük çıktı. Bu şekilde katalog. Bunlar var böyle. Bakın bu kalple bunu bu yüzüğü de kendinize takıyorsunuz. Şöyle. Çok güzel oldu. Böyle arkadaşlar Kinder Joy'dan çıkan. Ben bayıldım. Güzel bence. Hoş. Arkadaşlar biliyorsunuz artık 15 tatile girdik. Herkes karnesini aldı. Tekrar söylüyorum. Umarım karneleriniz iyi geçer. 15 tatilde bence kitap okuyun. Çünkü kitap okumak hem mesela atıyorum okumanız yavaşsa daha iyi olur ve bilginiz artar. Ben size şöyle iki tane kitap önereceğim. Şöyle Felaket Henry'nin Bitleri diye bir kitap. Böyle. Onu biz okul kitabımızda almıştım. Okuyorum ben. Böyle. Çok güzel. Ben şu anda 29. sayfasındayım. Buradayım. Böyle arkadaşlar. Bir de size şöyle Masal Sandığı diye bir kitabı tercih ediyorum. Bu kitap da çok güzel. Bu kitap 320 sayfalık bir kitap. Felaket Henry'de 96 sayfalık bir kitap. Bence ikisi de iyi dereceli bir hikaye kitapları. Ben şu anda bu iki kitabı okuyorum arkadaşlar. Bunu ben kendim okuyorum. Bunu da geceleyi bana babam okuyor. Veya ben onu okuyorum. Bir de arkadaşlar sizlere şöyle çatapat göstereceğim. Böyle burada benim ismim yazıyor. Karbeyaz diye. Aceleyle yazdığım için biraz kötü olmuş. Normalde benim yazım böyle değil. Böyle kalpler çizdim. İçine de böyle. Karbeyaz yazıyor. Böyle şeyler yaptım. Arkadaşlar çatapat nasıl yapılır? Bir A4 kağıdı veya bir resim kağıdı. Ama resim kağıdı olursa da daha. Bu resim kağıdı. Şimdi ilk önce bu kağıdı düz düşün. Düz düşün. Altından eşit olacak bir şey. Şöyle katlıyorum. Sonra tam bakın üstüne böyle yarı kalacak bir şekilde. Şu şekilde. Bakın birazcık ucu açıkta kalsın. Tam en üstüne kadar getirmeyin arkadaşlar. Böyle yapın. Ondan sonra şöyle katlarsanız olay biter. Böyle. Şimdi şöyle göstereceğim. Önünde karbeyaz yazıyor. Arkasında karbeyaz GS Galatasaray'dan. Ben arkadaşlar Galatasaraylıyım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şuradaki parçayı şöyle çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz. Sonra şuradan tutup şöyle çevireyim. Şu şekilde tutun. Sonra arkadaşlar bakın bunu şu şekilde patladım. Şöyle yapacağım. İşte böyle ses çıkar. Belki çıkmamış olabilir arkadaşlar. O kadar büyük ses çıktı ki kitap yere düştü. Bu arada buradan 4 arkadaşlarıma da selamlar gönderiyorum. Özellikle Dilem, Rojin ve bir de Eda ve Elanur Toğrul'a selam gönderiyorum. Olmadı. Evet, arasında da böyle olmayabilir arkadaşlar. Arkadaşlar normal şöyle tapatlıyor. Böyle pek iyi patlamıyor. Ama ben
Yani şöyle de bakın, böyle de deneyelim bu şekilde. Bu şekilde böyle çıkıyor. Ama ben daha çok bunu kullanıyorum. Çok güzel de patlıyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.